Saray milletimizi birbirine düşürmek için gezi eylemcilerine olmadık iftiralar attı. Sonunda da gezi olmasaydı milli gelirimiz bir buçuk trilyon dolar olurdu diyerek kendi beceriksizliklerinin faturasını geziye yıkmaya çalıştı, kalktılar. Yani oynamayı bilmeyen damat gelin yerim dar dermiş. Öyle olmasa böyle olurdu diye devlet yönetilmez. Biz söyleyelim gezi eylemleri değil ama sizin kibriniz olmasa bu ülkenin milli geliri 2023'te en az 2 trilyon dolar olurdu. Ama şimdi yarısının bile altında. Türkiye'nin doğru bir yönetimle rahat rahat yakalayacağı ilk 10 ekonomi arasına girme hedefi tek kişilik rejim sayesinde hayal oldu. Bırakın ilk 10 ekonomi arasına girmeyi 4 yılda Türkiye ilk 20 ekonomi liginden düş, düştü. Her şeyi batırdılar. Tutunacak dalları kalmadı. Şimdi on parmaklarında 10 kara her yere bulaştırmaya kalkıyorlar. Türkiye'nin ve Türk milletinin felaketi pahasına kendilerine ikbal devşirmeye çalışıyorlar. Değerli basın mensupları. Millete yaşattığı hayat pahalılığını, işsizliği, yokluğu artık gizleyemeyen saray gezi direnişini her derdine devam etmeye çalışıyor. Oturduğu koltuğa yakışmayan işler yapıyor. Gezi ile ilgili türlü iftira, türlü çeşitli iftiralar sıraladı, olmadı, yetmedi. Şimdi milletimize küfretmeye başladı. O da yetmedi, ettiği küfre milletimizle ortak etmeye kalktı. Böylesi Türk siyaset tarihinde ne görüldü ne de duyuldu. Erdoğan'ın bizim burada tekrardan hicap duyacağımız sözleri bu milletin, bu toprakların sözleri değildir. Bu millet edep ve adab unutulmasın diye tekkeye, türbeye, dükkana, kahveye edep, yahu levhaları asan bir millettir. Bu milletin dili de, gönlü de Anadolu erenlerinin diliyle yorulmuştur. Mevlana, Hacı Bektaş, Hacı Bayram ocaklarında kemalata ulaşmıştır. Bu ülke Türk milletinin bu ülke Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir çünkü Türk milleti milli milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir diyen kurucu babaların elinde yükselmiştir. Erdoğan'ın sözleri ne bu topraklarda yoğrulmuş ne bu memleketin ocağında pişmiştir. Erdoğan'ın sözlerinin milletimizle tek irtibatı atalarımızın kabın içinde ne varsa dışına o sızlar sözlerinin ispatlamasına vesile ispatlanmasına vesile olmasıdır. Milletimiz kendini bölen, kendine küfür eden, partizan bir cumhurbaşkanı değil, tarafsız, milletini kucaklayan bir cumhurbaşkanı istemekte, bunu özlemektedir. İlk seçimde de bu özlem bitecektir. Şunu da söylemeden geçmeyeyim ön teker nereye arka teker oraya. Cumhurbaşkanı millete alenen küfür edince MKYK üyesi de iyice azıtıyor. Şoförleri, adamları, çocukların kavgasının arasına dalıyor. 15-16 yaşlarındaki gençleri dövüyorlar. Kendisi böyle, örgütü böyle, parti yönetimi böyle değerli basın mensupları. Bugün son olarak dış politikada yaşanan bazı gelişmeler hakkında Merkez Yönetim Kurulumuzun değerlendirmelerini paylaşacağım. Saray tarafından yapılan açıklamada Suriye'ye sınır ötesi bir operasyon yapılacağı ifade edildi. Biz Türkiye'nin güvenliği için doğru şekilde atılacak her adımın yanında oluruz. Ancak Türkiye sınır ötesi operasyonları ilk defa yapmıyor. Sınır ötesi operasyon böyle randevu vererek, yer göstererek, davul zurnayla duyurularak yapılmaz. Kıbrıs'ta olduğu gibi bir gece ansızın gelinir. Yapılacak bir operasyon haftalar öncesinden ilan ediliyorsa Karşındaki tankını, topunu sınırına, sınırına yığar, teröristler tertipatını alır. Zaten bölgeden de gelen haberler işlerin böyle olduğunu söylüyor. 3-5 oy devşirmek için yapılan bu fırsatçılık askerimizin hayatını tehlikeye atıyor. Biz askerimizin ayağına taş değsin istemeyiz. Bir diğer husus ise İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği. İttifakın güçlenmesi hepimizin yararınadır savunmamızı kolaylaştırır. Ancak Türkiye müttefikimiz olacak İsveç ve Finlandiya'dan terörle mücadele konusundaki taleplerinde de haklıdır. Ülkemiz bu süreçten diplomasiyi etkin şekilde kullanarak terörü kalıcı ve kesin bir biçimde bitirecek bir çözümle çıkmasını bilmelidir. Bu tabii ki Dışişleri Bakanlığı'nın tecrübeli diplomatlarını dışlayarak, hamaset yaparak, buradan iç politikaya oy devşirmeye kalkışarak olmaz. Bundan sonuç alınmaz. Bugüne kadar da bundan bir sonuç alınmadığını hep gördük. Diplomatik nezaket içinde iç siyasete alet edilmeden bu sürecin götürülmesi gereken bu süreç sadece Finlandiya'ya siha satarak, sadece birkaç teröristi geri alma anlaşması yaparak sonuçlanmamalıdır. Türkiye'nin vizyonu bundan çok daha geniş olmalıdır bir güvenlik örgütü olan NATO'ya. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği müzakere edilirken bu konunun Türkiye'nin AB üyeliği çerçevesinde ele alınması, özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma ve güvenlik yapılandırmalarındaki yeri mutlaka masada olmalıdır, tartışılmalıdır. Bu dış güvenlik endişelerinin kalıcı bir biçimde giderilmesine de katkıda bulunacaktır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim müsaadenizle bize yönlendiren soruları oldu. Şimdi onları aktaracağım. İlk olarak ATV tarafından yönlendirilen bir soru var. ATV'nin sorusu şöyle. Dün yaptığınız açıklamada HDP isterse kritik bakanlıklar verecek misiniz sorusuna net bir yanıt vermediğiniz yönünde eleştiriler oldu. HDP'nin bu tarz taleplerine ne yanıt vereceksiniz? Altılı masanın kimlerden oluştuğu bellidir. Bu, bu soruyu sorduranların çabaları da beyhudedir. Efendim bir diğer soruda Voice of America'dan Yıldız Yazıcıoğlu tarafından yönlendirildi. O soruda şöyle. Mehmet Sevigen'in MİT tırları dosyası ile ilgili açıklamalar nedeniyle Kılıçdaroğlu aleyhine soruşturma süreciyle fezleke oluşturulacağı ve bunun seçim öncesine yönelik bir hamle olduğu iddiasını siz nasıl yorumlarsınız? Şimdi bu açıklamayı da yapanı da aslında ciddiye almıyoruz. Ama bu iddialar daha önce de dillendirilmişti. Genel Başkanımız bu iddiaları dile getiren gazeteye 1 liralık tazminat davası açtı. Şimdi bu davadan kazandığı 1 lirada Genel Başkanımızın Genel Merkezimizdeki odasında bir plaket içinde duvarda durmaktadır. Bu hükümet seçim satım ailene girdikçe muhalefeti yıldırmak için dava üstüne dava açıyor. Fezleke üstüne fezleke gönderiyor. Buradan bir kere daha ifade edeyim. Biz Kuvayi Milliye'nin Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukukun Partisi'yiz. Genlerimizde bu var. Biz yedi düvelden korkmamışız. Bunların açtığı davalardan gönderdikleri fezlekelerden mi korkacağız yılacağız? Demirden korksak trene binmezdik. Efendim bir soru da Ulusal Kanal tarafından yönlendirildi. O soruda şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörle mücadele yasasında değişik önerisiyle yumuşama mesajı verdiği söyleniyor. Bu yumuşamanın amaç ve kapsamı ne olacak? Genel Başkanımız bu konuda en başından beri nerede duruyorsa şimdi de orada duruyor biz teröre sonuna kadar karşıyız. Ama kimsenin düşüncesini ifade ettiği için terörist olmakla suçlanmasını da kabul etmiyoruz. Ben teşekkür ederim.